Varoluşundan beri sağlığa yönelik pek çok tedavi metodu var olmuştur. Hepsinin yan etkileri veya kullanım etkileri olduğu, hastalığı maskelediği veya çoğunlukla hastalığın tekrar ettiği bilinmektedir. Pek çoğu zamanla değişikliğe uğramış, birçoğu unutulmuşlardır. 7000 seneden beri vardır bilinen akupunktür bilimsel tedavisi, hiçbir varyasyona uğramadan tüm ihtişamıyla bağlarını sürdürmektedir. Yan etkisi yoktur. DNA'larda bile denge sağlayarak nesillerin sağlığını etkilediği anlaşılmıştır. Uygulaması kolaydır. Başardığı şifaların lüksü yoktur. Başka hiçbir metotta bunlar mevcut değil. Yalnız akupunktur var. Akupunktur tedavi gücü vücuttaki biyoregülerdir. Onların gücü diyebileceğimiz enerji potansiyeline bağlıdır. Tıp bilimi, batı tıbbı dışındaki metotlardan gelen başarılı sonuçları görerek enerji tıbbına daha gerçekçi bakmanın zamanı geldiğini kabul ediyorlar. Bitkiler, homopati, biyoenerji ve hepsi de önemli saklıdır. Kuantum fiziği ve Einstein ve Tiller'in belirlediklerinin ışığı altında akupunktur etkisinin ışık hızından daha hızlı olduğu gözlenerek enerji tıbbının derinliklerinden gelen biyomanyetik gücün yin ve yang dengesini ve çiğni nasıl düzene sokacağı gerçeğine ulaşıyor. Einstein'ın denklemi madde ve enerjinin birbirleriyle değiştiklerini ve birbirleriyle bağlantılı olduklarını göstermektedir. Maddenin küçük bir parçasının bile içinde depolanmış inanılmaz miktarda potansiyel enerji vardır. Kuantum fiziği anlaşımıyla fiziksel ve bedenin donmuş birer ışık noktası. Kuantum fiziği anlayışıyla fiziksel bedenin donmuş birer ışık noktası olan fiziksel maddelerin birleşimiyle oluştuğu gerçektir. Bazı fiziksel bedenler yüksek frekans düzeyinde gizli enerji maddelerine oluşan ışıksal bedenlerdir. Fiziksel bedendeki fizik elektrik ara yüzey gizli atomizm bir kısmıdır. Bu yüzeyin birileri akupunktur ve yani birleşim yerleri akupunktur meridyenleridir. Doktor Schmidt şifacılarına tepkik ettiği etkili enerjinin etki yaptığı enerjilerin klinik aktivitesinin yüksek olduğu yoğunluktaki manyetik alanlar etkilerine benzer biçimde yüksekte yükseltebileceğini göstermiştir. Şifacılar tarafından etkilenen enzimlerin aktivitesini her zaman genel sağlığa ve organizmanın dengeli bir metabolizmal aktivite evreni olduğunu ve her zaman bozulan enzimlerin enerji etkisiyle yeniden aktivitesini kazandığı görülmüştür. Manyetik güç insanın düşünce ve duygusunda vardır. Düşünce gücü enerjinin kendine mahsus alanları vardır. Mesela bir hırsız çaldığı kıymetli maddeye yaklaşırken yayınladığı düşünce gücü o mekanda bir müddet daha kalacaktır. İşte medyumlar bu gücü kullanarak hırsızın manyetik gücüne ulaşarak eşyayı bulabilmektedirler. Bu gerçeği biliyorsunuz. Şifacılar tarafından çakralar kanalıyla akan temel manyetik, astral ve eterik enerjiler elektriksel alan etkilerini yaratabileceklerdir. Zihinsel beden, fiziksel bedenden daha yüksek bir frekanstaki maddeden oluşmuştur. Zihinsel beden. Zihinsel beden, somut zekanın irade edilmesi ve özün açığa çıkmasıyla aracılık edecektir.
astral beden gibi zihinsel beden de fiziksel forma bağlı çakralar vardır. Zihinsel çakralar endokrin ve sinir merkezlerine odaklıdırlar. Bu zihinsel çakralar santral ve eterik çakraları kuşatırlar. Zihinsel enerjinin fiziksel enerji üzerinden etkili olabilmesi için önce bir çeşit şelale etkisinin olması gereklidir. Zihinsel enerjiler astral beden maddesi üzerinde etkili olurlar. Daha sonra eterik bedeninde etki başka. Zihinsel bedenin enerjisinin duygusal bedene ayrıca fiziksel bedenlere bir kanalla aktarılmasıyla gelen enerjiyi beslemesi zihinsel düzeyde iyileşmeye yine olur. Fiziksel beden öldüğünde etkilik formda ölür. Bu ölüm esnasında evrene serbest enerji olarak manyetik güç geri döner. Akupunktur biyomoleküler yapılarla etkileşen fakat onlarla ayrıldıktan sonra varlığını sürdüren ayrı bir dolaşım sistemi olarak kabul etmek lazımdır. Akupunktur'u ayrı bir dolaşım sistemi olarak kabul etmek. Bu yepyeni ilk defa belki bir şey. Ama bu gerçeği biraz lütfen şey edelim. Ölümden ve ayrışından bir müddet sonra da moleküler elektrik potansiyeli elektronlarla tespit edilebilir. Sonuç olarak şunu belirtmeliyiz ki akupunktur noktasındaki elektrik enerji farkı, ses farkı, renk farkı, ışık farkı ve özellikle kimyasal olguların tümünün etkisiyle meydana gelen manyetik enerji olayı bilgileri ilerleyen senelerde daha da gelişerek devam edecektir. Gerçekten haklı mı Dr. Nişan? Evet, akupunktur tedavisi ilahi bir varlıktır. Arkadaşlar, bu konu, enerji konusu şu anda dünyanın gündeminde ve ilerlemesinde devam etmektedir. Bunun için sizlerin de enerji tıbbı konusunda çok mükemmel şeylere varacağınızı, sonuçlara varacağınızı ve bu yönde gelişeceğinizi biliyorum. Arkadaşlar, Türkiye'de